İnsan yapımı uzay aracı evrenin derinliklerindeki en uzak noktada. Yani biz hiç gitmediğimiz, hayatımızda hiç adım atmadığımız bir sokağa, bir mahalleye bir uzay aracı gönderiyoruz. Bilmiyoruz ki o ortamı. Yani uzayda her gün bir şeyler oluyor. Eğer çok daha şiddetliyse işte hafif bir elektrik kesintileri olabiliyor. 20 yıl boyunca çalışmış Hubble orada. Gözlemlemiş, orada görüntüler almış. Gerçekten adam ömrünü vermiş insanlar ona. Saygı duydum. Mühendis olarak o mühendislere gıpta ettim. Bize gönderebildiği tek şey aslında bir beep sinyali. Ve 40 yıldır bunu yapıyor. 7 yıl farkla yani Amerika tam tutulma izledi ya. Gerçekten nasıl çalıştığını bildiğimiz bir yıldız. Ama hala daha gizemini çözemediğimiz olayları da yok değil. Mesela F-16'larda falan da vardı işte flare atma. Gelecek Bilim'de'ye hoş geldiniz. Ben Burak Çankaya. Uzay gündemine dair yeni bir formatımız var. Çok heyecanlıyım. Günlerdir altyapısını hazırlamaya çalışıyoruz dostlarımla. Peki bu dostlarım kim? Asteria Space kanalı. Kendileri uzman astronom ve her ay bir kere bir yayın yapacağız. Daha doğrusu kayıt alacağız. Bu ay ne oldu gökyüzünde? Uzay gündemine işte biliyorsunuz birçok olay yaşandı. Herkes merak ediyor. Onların detayları ne? Bunları uzman astronom konuklarımla konuşacağız. Kendilerini şöyle ekrana veriyorum. Neler konuşacağımızı söylüyorum. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar Murat ve Duygu kendileri. Nasılsınız arkadaşlar? Merhabalar, iyiyiz, teşekkür ederiz. Öncelikle gerçekten hepimiz için güzel bir aslında başlangıç olsun diyelim. En azından bizler, sen de bahsettiğin gibi uzman astronomlar olarak astronom ve uzayla ilgili Asteria Space kanalından bilgiler vermeye çalışıyoruz. Bilgiler veriyoruz sürekli. Sizinle, seninle ve Gelecek Bilim'deyle yapacağımız bu yayınlarda aslında gündemi hareketli tutacağımız, sürekli takip edeceğimiz bir aslında program olacak. Bu anlamda çok heyecanlıyız. Yani bizim bilim ve teknoloji notlarında yaptığımız gibi burada da astronomi ile alakalı bu ay neler oldu? Yani yakın zamanda en azından bunları kaçırmamak adına tarihe not düşeceğiz diyebiliriz değil mi? Aynen öyle. Yani uzayda aslında her gün bir şeyler oluyor ama evet. Biz onların böyle en dikkat çekici, böyle merak uyandıran ve özellikle de astronomi zaten yani çok spekülatif şeylerin de olduğu bir alan. O yüzden de biraz onu böyle aydınlatmak, biraz genişletmek, biraz sohbetine bakmak için aslında güzel de bir şeyler olacak bakalım. Türkiye'de astronomiye ilginin yüksek olduğunu düşünüyorum ve bu formatı biraz bu yüzden istedim. Katılıyor musunuz arkadaşlar? Yani fazla ilgi var. Çok ilgi var. Çok bilgi var. Çok bilgi kirliliği var aslında. Ama evet. Kesinlikle diğer aslında alanlara baktığımız zaman, disiplinlere baktığımız zaman çok daha fazla insanın ilgi duyduğu. Yani sokakta birine işte arkasına vursanız ya merhaba uzay hakkında ne biliyorsunuz ya da ne söylemek istersiniz dediğinizde illa bir cümlesi oluyor açıkçası. Hani bu anlamda hani bu aslında hem olumlu bir şey hem de olumsuz bir şey oluyor. Yani bunu biz işte olumluya çevirmeye çalışıyoruz bu ilgiyi diyelim. Çok güzel. Ben biraz da sizi böyle gevşetmeye çalışıyorum. Çünkü günlerde neler çektiğimizi bir siz bir ben biliyor. Belki üçüncü gözler. Çünkü o kadar çok teknik evet. aksaklık yaşadık ki arkadaşlar sonunda ideal setup'ımızı hazırladık. Evet. Ve sizlere bilgi aktarmaya hazırız. Eğer bilgiyi açsanız şimdiden hoş geldiniz. Bugün konuşacağımız başlıkları söyleyeceğim. Ardından ilk defa olduğu için bu yayın Duygu ve Murat'ı tanıyacağız. Kanallarını tanıyacağız. Ve sonra sunumumuzla birlikte bugün astronomi gündemine başlayacağız. Birincisi Voyager'da bir arıza olmuştu. Hatta biz bunu bilim ve teknoloji notlarına biraz değindik ucundan şöyle. 8 Nisan 2024'teki güneş tutulması vardı. Bu da eski bir olay ama şimdi değineceğiz buna tabii ki. Çok önemli. Türkiye'de olmadı ama belli yerlerde gözüktü. James Webb'in gözünden son kareler. Güneş patlamaları bizi etkileyecek mi ki? Biz de gelecek binde olarak ya da ben kişisel olarak Hollanda'dan çekmiştim auroları. Sizlerle paylaşmıştım. Türkiye'den sanırım biraz Karadeniz'den görüldü ama onların detaylarını konuşacağız. İşte etkilenecek miyiz ondan? Tekrar olacak mı vesaire gibisinden. Başlamadan değerli dostlar sizi bir tanıyalım. Kimsiniz kişisel olarak? Ladies first diyoruz. Duygu'dan başlıyoruz. Sonra kanalı en son anlatırsınız. Sen aslında paslamadan önce ben de böyle yapacaktım hani. Bak. Ama madem atamadım. Pası attım tutayım o zaman. Ben Duygu Esendemir. İzmir'deyiz. Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri bölüm mezunuyum. Aynı alanda yüksek lisansımı tamamlayıp uzman astronom oldum. Burada Ege Üniversitesi ile birlikte bilimsel çalışmalarımıza devam ederek çeşitli yayınlar yapmaya devam ediyoruz. Makaleler çıkarıyoruz. Özellikle astrobilgi adını verdiğimiz içinde gerçekten astronominin duayen hocaları dediğimiz hocalarla birlikte profesör hocalarımız çok değerli, kıymetli işte bilsem öğretmenlerimizle birlikte bir ekip var. O ekibin parçasıyız. Ne yapıyor bu ekip? Türkiye genelinde
astronomi eğitimleri vermeye çalışıyoruz. İlk başta da bahsettiğimiz gibi Burak'la da birlikte gerçekten hani çok fazla bilgi kirliliği var. Bunu biraz da daha temiz bir temele dayandırmaya çalışıyoruz. Bu bir alan. Diğer bir alanda burada İzmir'de tabii ki yani paydaşınız da bir astronom olunca eşiniz. Murat eşim. Tabii bu arada bunu da vermiş oldum. Büyüksel bozuldu. Acaba. Bozdun. Ya, tişörtten anlamalıydık aslında. Aynen. Şey tişörtleri giysek. Hani çift tişörtleri var ya. Aynen ben onu bekliyordum aslında. Güzel fikir. Ya yok hani bunu tabii duyuyoruz işte. İşte soy isimler aynı olunca böyle sunumlarda yazıyor. Küçük çocuklar kardeş misiniz siz? Kardeş misiniz abi? Bilim ve sanat yapmak gerçekten zor. Emek ister, çaba ister, özveri ister. Bu anlamda ne yapabilirdi? Biraz dışarının baskısı oldu. Ya işte bir sosyal medya hesabından işte bir şeyler paylaşın diye. Biz de oradan başladık yaklaşık bir buçuk sene önce Instagram sayfamız Asteria Space sayfasını kurduk. Asteria yıldızdan gelen aslında anlamını taşıyor. Yani burada da hani onu da vermiş olalım. Ve o sayfada sürekli bilimsel ya da güncel ya da işte kendi yaptığımız eğitimleri paylaşmaya başladık. Buradan devam ettik. Ondan sonra tabii bir YouTube sürecimiz başladı. Daha çok yeni, daha çok bebek. Anlatabileceğimiz şeyler daha çok yeni başladı. Deyip ben böyle attım topu Murat'a. Biraz daha yani ben şunu söyleyebilirim. Siz aslında akademideki hocalarla halkın arasında bir köprü vaziyeti görmüşsünüz ve bizimle aynı şey. Yani bilim iletişimini yapıyorsunuz. Bu yüzden bence çok kutsal bir göreviniz var. Murat Bey, teşekkür seni tanıyalım. Ben Murat, Murat Esendemir. Ben de Ankara Üniversitesi'nde astronomi ve uzay bilimlerini okudum. Daha sonra eş durumundan İzmir'e geldim. Ve koşarak geldim. Ankara'ya selam olsun. Ama İzmir çok güzel bir yer. Gökyüzü açık diyelim şimdi, oraya bağlayayım, astronomiye bağlayayım. Yeri geliyor, çok önemli, çok saygıdeğer mesela bilim insanlarını, hocalarımızı davet ettiğinizde mesela bu tarz şeylerde şunu hep aslında dikkatimizi çekiyor. Kendi hayat hikayeleri hep birilerine dokunabiliyor. İkimizin de aslında öyle, yani şahsen benim de öyle. Daha böyle 8-10 yaşlarındayken plastik teleskoplarla bir yerlere bakmaya çalışan, ya teleskopla bakamıyorum bir de mikroskopla bakayım deyip bilimden hiç kopamayan, bilimle yoğrulmuş, merakla, özellikle merakla yoğrulmuş bir kişiyim aslında. Tabii hayat serüvenimizde biraz gitgeller oluyor. Ondan sonra üniversite hayatını güzel bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra işte yüksek lisansı da tamamlayıp zaten uzman astronomu orada hak ettik ve yani bunun da karşılığını uzman title'ı geliyor. Doğru mu anladım? Aynen tamam. Öyle. Aynen öyle. Yani uzman dediğin gibi başlığımız oradan geliyor aslında, title'ımız. Bunun da aslında tam karşılığını verebilmek, hakkını verebilmek için de evet, çok da güzel bir şeye de sen de değinmiş oldun. Bu bilim iletişimini gerek tabii sosyal medya çok müthiş bir mecra. Yani bunu çok güzelleştiriyor, çok kolaylaştırıyor ve aslında bizi de güçlendiriyor. Biz direkt olarak aslında fiziki iletişimden başladık. Daha sonra sosyal medyaya girdik. Duygun da bahsettiği gibi hem hocalarımızla hem de kendimizce, hem lisans döneminde hem de daha sonrasında hep birileriyle bir aradaydık. Merak edenlerle, soru soranlarla, tabii daha çok eğitim hayatı, okullar oluyor. Çocukların haricinde hep yetişkinlerle de bir arada olduğumuz ortamları kendimiz aslında yarattık. Bu bilim iletişimini yaparken insanlarla birebir olmak, beraber olmak için bazı yollar da aradık ve kendi etkinliklerimizi düzenlemeye başladık ve buradan da böyle müthiş bir bomba patlatayım. Umarız bu yazın çok net bir tarih olmasa da gelecek bilimde ve ekibiyle birlikte ve tabii ki halktan bu meraklı gözler, meraklı ziyaretçilerimizle bir gözlem etkinliği de planlıyoruz. Umarız çok güzel, çok böyle dolu dolu eğitimlerle geçen bir etkinlik olacak. Genel hatlarıyla bu. Yani biz buyuz. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Evet, bir köprüyüz. El ele, çünkü el ele gidilecek, evet. Geniş bir yol burası. Tabii. Yani önlü arkalı değil, hep el ele gidilecek geniş bir yol. O yüzden de bu yolda bizimle olduğun için biz de buradan teşekkür ederim sana. Öncelikle ben teşekkür ederim Murat. Niye bir işbirliği yapıyoruz onu da söyleyeyim. Kaliteli, işte biraz daha tanınmasını istediğim, iyi niyetli ve dramalardan beslenmeyen, kötü niyet olmadığını düşündüğüm, işinde gücünde insanları destekleyip büyütmek için elimden geleni yapıyorum. Ve bu yüzden Astera Space'i de şuraya koyalım linkini, takip edin. Eğer bu yayındakilerin dışında sorularınız olursa herhangi bir konuda uzayla alakalı yorumlarınıza yazın. Astera Space gelecek ve cevap verecek. Bunun dışında da bir ekleme yapayım ve başlayalım tam olarak formatımıza. Biz lisedeydik, bir tane teleskop gelmişti Murat. Ve teleskobu hiç açmadık. Çünkü bozulur diye. Hiç görmedim, hiç kullanmadım. Bir kere Türkiye'de gözlem yapabilme şansım oldu. Güneş gözlemi hiç yapmadım. Biraz da ben tırsıyorum yapmaktan, gözüm kör olur diye. Murat da duygu garantisi verdi.
Ben 20 bir ay sonra, yani 20 Haziran gibi bir Türkiye'ye gelme durumum var. Uzun süre durmayı düşünüyorum. Bir aylık tatilimi saklıyorum ve Temmuz gibi, Temmuz'un ortaları gibi, yine kesin değil tarihimiz çünkü biraz ayın durumuna da bağlı. Türkiye'de evet, gerçekten önceden duyuracağımız Gelecek Bilim'de ve Astera Space'in ortak gökyüzün şenliğini yapacağız. Gözlem kampı gibi düşünün. Güzel bir alan, güzel bir yer, güzel bir ortam, güzel bir planlamayla sizlere detayları aktaracağız. Ve emin olun güzel bir deneyim elde edeceksiniz. Ben de öyle. Ben şimdiden heyecanlıyım. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Süper. Biz teşekkür ederiz. İnsan yapımı uzay aracı evrenin derinliklerindeki en uzak noktada demişiz. Efendim buyurun siz. Şimdi biz aslında her ay bu konsepti yapacağımız için yani biriken konular olacak. Arada böyle çok yaklaştığımız, yayın tarihine çok yaklaştığımız zamanla da böyle son dakika gelişmeler olursa yine ekleyeceğimiz konular da olacak tabii ki bu uzay gündeminde. Ama gerçekten ilk konuyu Voyager'a vermek istedik. Çünkü bizim için çok önemli. Aslında hem astronomlar için hem bilim camiası için aslında tüm insanlık için çok önemli. Şöyle kabaca bir hatırlayalım. Neydi Voyager aslında? Voyager 1 ve Voyager 2. Bunlar aslında bir evreni anlama, daha doğrusu güneş sisteminin ötesinde ne var bunu anlama. Güneş sisteminin ötesine çıkmadan önce bizim güneş sistemi içerisinde bulunan gaz ve buz devlerini daha yakından tanıma misyonuyla göreve başlamış aslında bir programdı Voyager'lar. Ama daha sonra bu program üstüne çok şey katarak devam etti ve bugün konumuna geldi ve artık biliyorsunuz evrende bizi anlayabilen ya da bizimle temas kurmak isteyen ya da temas kurabilecek bir canlı formu arıyoruz. Bunu ararken tabii ki bir insan formunda olması gerektiğini de aslında düşünüyoruz. Bundan dolayı da aslında Voyager'lar bir nevi bu köprü görevini çok görüyor. Çok özür dilerim, bir şey soracağım. Ben böyle meraklı öğrenciyim bu formatta. İnsan formundan kastın karbon bazlı anlamında mı, şekilsel olarak mı, yapısal anlamda mı? Aslında bilinçli canlılar diyelim. Yani illa ya bizim gibi anlayacak ve cevap verebilecek en azından. Öyle mi? Evet, evet. Yani illa işte bu hani filmlerde gördüğümüz işte iki gözü büyük, işte gözleri uzun, kulakları olmasına gerek yok. Yeter ki hani bizim gönderdiğimiz bilgiyi alabilecek, bunu anlayabilecek ve buna cevap verebilecek bir form olduğunu düşündük. Bu yüzden de aslında Voyager'lar şu anda bile hala biz konuşurken işte 60 bin kilometre hızla giderken uzayın derinliklerinde bir yaşam formuyla temas kurdu. Ve gerçekten de şu anda bizim gönderdiğimiz bilgiler bir canlı yaşamın formunun elinde olabilir. Bilmiyoruz. Ama bunu bilmek, bunu göndermek bile bizim için çok değerli. O yüzden Voyager'larla başlamak önemliydi. Çünkü bizim gönderdiğimiz bu uzay aracında Aralık 2023 tarihinde bir olumsuz bir haber geldi. Neydi bu haber? Voyager'larla olan iletişimimiz, Voyager 1 ile olan iletişimimiz kesilmişti. Hiçbir şekilde yani ben buradayım, sağlıklıyım, gidiyorum, neredeyim bu bilgileri iletemiyordu. Bundan dolayı da artık ümitler kesilmeye başlanmış. 1977 yılında gönderildi Voyager 1 ve Voyager 2. Aslında önce Voyager 2 gönderildi. Ardından Voyager 1 gönderildi. O dönem bir teknik aksaklıklardan dolayı. Bunlar gönderildikten sonra işte biz bunları takip etmeye başladık. Bu iletişimde bir sıkıntı çıktı. Neydi bu sıkıntı? Şöyle, aslında Voyager, yani tabii ki de yapısı, yılı ve gönderildiği yer ve zaman itibariyle hani bizimle sürekli telefonla, hatta hani online dediğimiz şey var ya, onun gibi olamayacak bir teknoloji tabii ki. Bu yüzden de aslında bipten ileri gidemeyen, çok da böyle işte dosyalarca ya da işte fotoğraf çekeyim göndereyim, işte şu sinyali göndereyim gibi aslında düşünülmemesi gerektiğini bir anlamda da vurgulamak istiyorum. Küçük sinyallerden bahsediyoruz. Bu sinyallerde bir kopuş, İletişim tatlındaki bir arıza aslında. Ben iyiyim, Duygun da bahsettiği gibi aslında ben iyiyim dediği bir sinyal ver. Şimdi belirli sürelerde, belirli zaman aralıklarında bu bip sinyali gibi düşünebiliriz çok basitçe. Gönderiyor ve buradakiler biliyor, diyorlar ki tamam, yoluna devam ediyor. Zaten yine burada hemen ufak bir bilgi verelim. İnternet sayfasında şu an sunumda olduğu gibi ekranda açık olan bu NASA'nın JPL'in sayfasına girdiğinizde anlık Voyager'ın uzaklığını verir. Şimdi Voyager'ın tam olarak... Evet, yani bu ve hem de çok hassas bir düzeyde, metrik düzeyde. Burada şuna bağlamak istiyorum. Metrik düzeyde aslında uzaklığını vermesi onun nerede olduğunu bildiği için değil, ne kadar kilometre hızla gittiğini ve sinyaller arasındaki süreden yola çıkarak aslında hızını ölçüyorlar ve
dolaylı yoldan, yani hesaplamayla aslında orada bir uzaklık yazıyor. Yoksa kesin ve net olarak bir uçağın navigasyon sisteminin olduğu gibi değil. Bunu da mesela bilgi olarak burada vermiş olalım. Çünkü Çok iyi. bu özetliyor aslında olayı. Yani bu ayrıntıyı vermem olayı özetliyor. Çünkü bize gönderebildiği tek şey aslında bir bip sinyali. Ve 40 yıldır bunu yapıyor. 50 yıldır yaklaşık bunu yapıyor. İşte burada bir arıza vardı ve yakın bir zamanda bu arıza giderildiğine dair tamam hayattayım mesajını verebildi, ama yine de ölçümlerine dair ve orada işte diğer teknolojik aksamlarıyla, enstrümanlarıyla aldığı verileri gönderebilecek hala yetisi yok. Yani bunu hala ne yazık ki kazanmış değil. Hatta aksine 2025 yılına kadar bunları tamamen kaybedebileceğiyle ilgili de bir endişe var. Endişe Benim mi? Tırnak tahminim o yönde içinde. bu arada ya. Bu öncelik de bu yüzden gönderildi. Artık hani ömrü zaten sona ermişti. Bu arada bu arıza nasıl giderildiğini teknoloji ve bilim notlarının son bölümünde detayını anlattık. Hamdi Kelecioğlu'yla. Onu da linkini şöyle koyalım. Bırakalım be. Biraz zaten hani ona hazırlık yapıyorlardı abi. Mesela Tabii. Perseverance'ı da öyle. Ya o helikopter zaten beklenti çok azdı. Fazlasıyla uçtu. O da rahmetli oldu. Bu da Aynen muhtemelen öyle. tamam kendini toparladı. Sinyal alıyoruz ama ne kadar görevi icra edebilecek? Biraz göreceğiz zamanla bunu. Şimdi burada tabii ben ara ara bilgiler de vermek istiyorum. Evet tamam. Tabii Yani biz hocam. gönderdik. Çok önemliydi. İşte derin uzay ağı dediğimiz bir sistem vesilesiyle biz alıyorduk. Yani bunlar işte büyük büyük çanaklar. Her biri 70 metre uzunluğunda çanak antenler düşünelim. Bunlar dünyanın 3 farklı bölgesinde konuşlandırılmış. Bir tanesi Kaliforniya'da, bir tanesi İspanya'da, bir tanesi de Avustralya'da. Şimdi bunlar 120 derecelik açıyla düşünün. Yani aslında dev bir anten yaptığınızı Üç düşünün, kurmuş verici. gibi ortaya alıyorlar aslında Aynen bir nevi öyle. dünyanın çapı Evet, olarak. evet, Anladım. evet. Dünya çapını aslında bir çap gibi kullanıyorlar Evet. bunu Ya bunu zaten basitçe. şeyde de yapıldı biliyorsunuz işte ilk kara delik fotoğrafı alındığında da böyle bir teknik uygulandı aslında dünyanın farklı bölgelerine yerleştirilen işte teleskop sistemleriyle tek bir teleskop ağı oluşturuldu. Şimdi bu derin uzay ağı dediğimiz bu işte çanak antenler o kadar hassas sesleri yani sinyalleri algılayabiliyor ki bugüne kadar bu sistem işte 33 tane farklı uzay aracıyla iletişim kurdu. Hatta Apollo görevlerinde hani Ay'dan ilk fotoğrafı biz yine bu derin uzay ağı sistemindeki işte çanaklar vasıtasıyla aldık. Yani kendisi aslında bizim uzaydaki telefonumuz gibi. Yani oradaki bilgileri alıyor, bize veriyor. Ve bu şekilde çok hassas sinyalleri işte ölçerken Murat'ın da az önce söylediği gibi şimdi 1 ve 0 kod sistemiyle çalışıyor aslında. Hani sürekli bu kodları tekrar ediyor. Bir bakıyorlar monoton bir ses, bir çevir ses. Eyvah bir yerde arıza var. Şimdi arıza olması ya hadi artık gitti giden diye düşünmek ya da işte niye hala bu kadar çaba sarf ediyorlar oradaki uzay aracını tamir edebilmek için? Çünkü çok önemli görevler yaptı Voyager. Mesela bunlardan birkaçına değinelim. Bir kere öncelikle ben hemen gezegenleri söyleyeyim. Sen heliosferden falan bahsedersin. Şimdi burada Güneş sisteminde nerede bulunduklarını görüyoruz aslında. Güneş sistemimiz gezegenler, işte kayalık gezegenler, kayaç gezegenler, gaz gezegenler, işte bir Kuiper kuşağı. Arkasından işte bizim Oort bulutu dediğimiz tamamen Güneş sistemini çevreleyen bir sistem düşünelim, bir yapı düşünelim. Şimdi Voyager Güneş'in etki edebileceği bir sınır var. Güneş'in etki edebileceği bu sınıra geldi ve burayı geçti. Şimdi bu çok önemli. Neden? Bizler yaptığımız uzay araçlarının Güneş sistemi içerisindeki hareketinin nasıl çalışabileceğini artık gönderdiğimiz uzay araçlarından anlıyoruz, tahmin edebiliyoruz. Ama yıldızlar arası ortam dediğimiz, işte Güneş'in o sınırının dışı dediğimiz bölgede bir uzay aracı nasıl çalışır, nasıl bir sorunla karşılaşır? Aslında bunu da ölçecek. Bu anlamda Voyager aslında üç farklı görevden oluşuyordu. Şurada bir virgül koymak istiyorum. Ne gibi farklılıklar olabilir? Hani bilmiyoruz ya orada nasıl çalışacağını. Radyasyon mu değişiyor orada? Sallıyorum. Manyetik alan mı değişiyor? Ne değişiyor orada? Birisi şöyle. Şimdi aslında bizim güneşimiz, heliosfer dediğimiz bir katman var. Bu katman güneş rüzgarının aslında oluşturduğu bir baloncuk yapı gibi düşünelim. Bu baloncuk yapı sizin yıldızlar arası uzaydan gelen kozmik radyasyona karşı koruyor. Nedir bu? İşte bir süpernova patlaması olmuştur. Bir yıldız oluşum esnasında işte iki kara delik çarpışmıştır. Yani gelebilecek her türlü kozmik radyasyondan bu baloncuk bizi koruyor. Ne oluyor? Tabii bu uzay aracı işte bu koruma kalkanının dışına geçtiğinde nasıl bir kozmik radyasyon var? Ne kadar etki edecek? Burada işte
hızı mesela nasıl değişecek? Bu tür astrofiziksel süreçleri ele alacak. Bu anlamda hani bizim hala Voyager'ın yakasını tutmamızın nedeni ilk defa insan yapımı bir nesne bu kadar uzağa gitti. İlk defa. Yani bundan dolayı bizim o bölgeyi yeni yeni tanımaya başladık. Yani oradan veriler aslında geliyor ama daha çok yeni. Onları alıp inceleyeceğiz. Bundan sonraki görevler için bize çok büyük katkı sağlayacak. Bundan dolayı çok önemli. Hani 3 tane görevi vardı Voyager'ın. Şu anda işte 3. görevini tamamlamak üzere. Şimdi şöyle, az önce Perseverance'dan da bahsettik ya. Aslında orada bir şeyi söylemek istiyorum. Bilim insanları, astronomlar bu uzay konusunda özellikle, çünkü göndermişken birçok şeyi, yüzde belki 99'unu, hani rakamsal olarak bilmiyorum ama, uzay araçlarını geri getiremiyoruz ki. O yüzden de çoğunlukla onu hani böyle suyunu çıkartana kadar her şeyini kullanalım. Ne kadar veri alabiliyorsak, ne kadar bilgi alabiliyorsak alalım diye tabii ki de düşünülüyor. Tam burada yeri gelmişken Guinness Rekorlar kitabına girmiş Voyager uzay aracı 1 ya da 2 idi. İkisi de zaten çalışıyor. Evet. Bugüne kadar en uzun süreyle çalışan bilgisayar. Aslında bir bilgisayar ve hiç kapanmayan bir bilgisayar. Yani 50 yıl boyunca açtığınız bilgisayarı hiç kapatmadığınızı düşünün. Böyle bir cihaz olunca tabii ki ondan bilmeniz gereken, şimdi onu üreten, onu hangi malzemeyle, hangi nano işte hassasiyetle çipini yerleştiren, entegre kartını yapan mühendisten tutun da onun gittiği heliosferi inceleyen ve iyonizasyonu çalışan bir fizikçiye kadar aklınıza gelebilecek bütün dallardaki bir disiplinler arası bilim insanları aslında bunun ne tepki vereceğini çok merak ediyor. Ve bunlar her zaman klasik, çok klasik bir şey. Mesela uçak kazaları, niye belgeselleri var, niye programları var? Çünkü çok büyük şeyler öğretiyor. Niye bütün uzay mühendislik çalışmalarındaki kazalar, Challenger faciaları gibi olaylar neden çok fazla inceleniyor? Çünkü bir daha olmasın diye, olmaması için de bunu çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Aynı mantık. Yani biz hiç gitmediğimiz, hayatımızda hiç adım atmadığımız bir sokağa, bir mahalleye bir uzay aracı gönderiyoruz. Bilmiyoruz ki o ortamı. Yani yakın olabildiğimiz ama ne olduğunu bilmediğimiz bir ortam. Bu da yakın olmadığımız ve ne olduğunu da bilmediğimiz bir ortam. 50 yılda ancak ulaşabildiğimiz bir sınır. Heliosfer bize bu sınırı gösteriyor. Heliosfer ve diğerleri aslında. Çünkü heliopause ve farklı oradaki katmanlar, bu noktalarda ne olduğunu sadece matematiksel olarak biliyoruz. Bu şok, işte wave dediğimiz, interaction zone dediğimiz, yani bu buralar işte o sınırlar. Bu sınırı çizen ne? Aslında güneşin ışınımı. Sadece ışık değil, ışınımı. Bütün radyoaktif, radyasyon içeren, bütün aslında ışınım bölgesi dediğimiz, elektromanyetik tayf dediğimiz bölgedeki bütün yapmış olduğu ışınım, hem fiziki olarak bir tanecik, yani bizim en son değineceğiz, nasıl ki güneşten parçacıklar geliyor ve auroraları görebiliyoruz. Şimdi bunlar tanecik, yani bir yükü olan, bir ağırlığı olan aslında tanecikler, ama aynı zamanda ışınım. Her ikisi de farklı sınırlar çiziyor. Yani güneşten çıkan madde orada farklı bir sınır çiziyor. Güneşten çıkan ışınım daha uzakta farklı bir sınır çiziyor. Yine sınırı aslında tek başına güneşte değil, yıldızlar arası dış ortam. Yani tüm evrenden de tam aksi yönde bize doğru gelen falanca yerde bir süpernova patlaması olmuş olabilir. 100 yıl önce, 10 yıl önce. Onun çok etkisi bize ulaşıyor olabilir. İşte bunu da durduracak bir bariyere ihtiyacımız var. Doğal olarak güneş sisteminde kendiliğinden oluşan bir sınır işte bu. Güneş burada bizi aslında koruyor. Tam olarak bu aslında orası. Bir gün güneş sunumu yaparsak orada kanalımızda daha da ayrıntılı olarak göreceğiniz bir nokta diyelim ona. Çünkü çok çok detayı var, çok teferruatı var. Bunu aslında şöyle de anlatmak gerekir. Hep ailesinin yanında kalmış bir çocuk düşünelim, değil mi? Ailesinin etki alanı içindedir. Yani ne yaparsa yapsın işte onu koruyordur ailesi, işte başı yandığında işte biri gelip onu kurtarıyordur. Ama ne zaman ki ailesinin etki alanı sınırlarına çıktığında çok korunmasız hissedecektir kendini ve o zaman da nasıl davranması gerektiğini öğrenecek aslında. Yani Voyager'lar bu anlamda öyle. Yani güneşin o bizi koruyan, bizim için devasa diyelim, evren için aslında cüce boyutlarda güneşimiz, cüce bir yıldız aslında. Devasa boyutlardaki o koruyucunun artık ortadan kalktığı, onun etkilerinin ortadan kalktığı bir alan. Bu anlamda da işte o alan 2012 yılında geçtiler o sınırı. Bu arada Voyager 1 de geçti, Voyager 2 de geçti. Ama burada çok önemli bir şey de oldu. Bilgi de verdiler bize. Şimdi kimse Voyager daha, 1 evet. Ve Voyager 2, burada da şeyde gördüğünüz gibi dikkat ederseniz birisi başka bir yöne gitti, diğeri başka bir yöne gitti. Yani aslında zıt yönlere gönderildiler. Yani birisi bu bölgeyi tarıyor, birisi bu bölgeyi tarıyor gibi düşünelim. Şimdi bunlar aynı hızda ilerliyorlar ama
Verileri gönderip işte analizler yapıldıktan sonra bakılıyor ki Voyager 1'in bu heliosfer sınırı dedim işte bu hani güneşin etki alanı dışına çıktığı sınıra ulaştığı zamanla Voyager 2'nin zamanı aynı değil. Birisi daha Bak, çok erken ilginç. ulaşıyor. Tabii birisi daha yani normalde aslında çünkü biz onu aslında böyle bir balon gibi düşünüyoruz ya bu Evet. heliosfer Aynı katmandaki anda geçen ulaşmaları gün. gerekmiyor mu normalde? İşte geçen gün o yüzden biz yine sayfamızda bir şey paylaştık. İşte heliosferin gerçek şekli burada ortaya çıkıyor. Yani modellemelerden işte bu Voyager'ların gönderdiği verilerden şeklini biçimini ortaya çıkarıyorlar. Bakıyorlar ki gerçekten bir balon biçiminde değil kruvasana benzer bir şekil çıkardılar. Çok Hani ilginç bir şekli aynen var o böyle. yüzden farklı zamanda Gözük ulaşıyor gibi. diyorlar. Aynen öyle ve Ben doğal olarak. kullanmaya çalışıyorum. Voyager'la mesela James Webb çok farklı. James Webb bir teleskop Tabii, ama tabii, Voyager bir tabii. teleskop değil. Bize sadece veri mi gönderiyor oradan? Voyager bir dedektör. Yani Neyi dedek? Ne yapıyor? şimdi Hatırlıyorum. üzerinde çok önemli dedektörleri var. Yani dedektörden kastımız aslında bir şeyi yani nasıl ki de işte tespit etme aslında temel olarak mantığı. Bir işte elektromanyetik tayfı tespit etmek ya da kozmik ışını mı? Kozmik ışınım dediğimiz bu arada yine evrenden gelen. İşte az önce bahsettiğimiz o sınırların aştıktan sonra uzak mesafeden uzay boşluğundan gelen ne var ve güneşten gelen ne kadar buraya ulaşıyor? Ya bunların her biri aslında yine bu o dedektörlerin her biri işte burada görmüş olduğumuz parçaları gösteriyor ve bir de çok düşük çözünürlüklü nereye gittiğini bize gösterebilen ve Uranüs-Neptün'ün yakınından geçtiğinde hatta Uranüs'ün halkaları olduğunu bize ilk defa gösteren bir Voyager. uzay araçlarından bir tanesidir Voyager'da. Bu arada iki tane şey ekleme yapmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi sadece bizim heliosferimizi Voyager incelemiyor. IBEX diye bir misyon var. Yani işte Interstellar Border Explorer diye. Yani yine heliosferi inceleyen tabii ki bizim uzay araçları var. Ama nereden inceliyor? Anlatabiliyor muyum? Yani bulunduğu yerden yani işte bir bulunduğu yerden incelemek var, bir de yakınına giderek incelemek var. Hani fotoğrafını çekmek gibi New Horizon'da gönderildiğinde işte Plüton'un bir uzaktan görüntüsünü çekti. Yakınından gidip görüntüsünü bir çekerken baktı ki senin de şimdi tişörtünde var. Çok güzel, çok sevdik onu. Hani burada kalp şekli. Öyle Aynen bir gösterdi. lütfen görelim. İşte burada Evet. bir Şey var. baktılar. Aynen. Unutmadık Plüton'a bir kalp. Yani New seni. Horizon. Evet. Bu mesela görevlerden bir tanesi New Horizon. O da aslında yine uzayın derinliklerini incelemek için gönderildi. Pioneer'lar vardı. Pioneer'lar gönderildi. Daha Yani önceki Voyager'lar ilk değil. araçlar tabii. Mesela Pioneer'da şey gönderildi. Hani bu Voyager'ın üstündeki altın plak var ya. Onun üstüne biz altın plağın üstüne bilgiler işte kodladık. Buradayız. Güneş Evet. sisteminin şurasındayız. İşte hidrojen ve helyumdan işte oluşuyoruz. İşte helyumun spini, dönmesi. Ondan sonra işte mesela bir kadın ve bir erkeğin silüetini koydular. Ama Pioneer'da kadın ve erkeğin o çıplak fotoğrafı vardı hatırlarsın meşhur. Onlar çıplak Affet. oldukları için şeye Voyager'ı onları koymak istememişler. Karşı çıkmışlar. Carl Sagan işte bu Voyager'ın üstündeki hani bu mesajları gönderen komitenin zaten başkanı. Demişler Kontakt. ki bu fotoğrafları koymayalım. Kontakt. Bunlar biraz ayıp oldu mu diye düşündüler. O yüzden biraz Uzaylılar ayıp aynı olsun diye kadın düşündü erkeğin böyle herhalde. profilden bir fotoğrafını koy, şeyini koydular. Yani bunun gibi üstünde bilgileri de var. Ama bu işte Pioneer da buna gitti. İşte New Horizon da gitti. Geçti işte Plüto'yu. İşte ama Voyager'lar çok çok uzakta. Yani o yüzden onlardan bize gelecek bilgi çok ama çok önemli. Bizim O yüzden... uzaktaki gözlerimiz, elimiz, kolumuz diyebiliriz o zaman Voyager'lara ve önemli bir görevi icra ediyorlar sanırım değil mi? Kesinlikle Çok aynen ve öyle. işte Murat'ın da dediği gibi Nisan'ın 5'inde işte bir bilgi açıklandı. Teknoloji notlarında hani oradaki işte bilgisayar üstündeki tamamen çok %3'lük bir şey kod okuma hatasından sürekli monoton bir ses. En azından bunun olduğu öğrenildi. Sonra 22-23 Nisan'da da güncelleme yapıldı. Şimdi Voyager hala bize bilgi göndermiyor ama şunu yaptı. Hani ben iyiyim, sağlıklıyım, yoluma devam ediyorum. Ama hala Tamam. o daha bilgi akışı sadece iyi olduğundan haberimiz var. O yüzden yani şey gibi hatta NASA sayfasında öyle paylaşmıştı. Voyager eve telefon Eve etti. telefon Yani etti. Evet. deneyeyim. Harika. O zaman bir sonraki haberimize geçelim değerli arkadaşlar. Evet. Güneş tutulması. Bu güneş tutulmasına biraz kendi hatırladığım bir güneş tutulması vardı. Türkiye'deydim o zamanlar. 99 değil mi? 90 hatta yine depremle bağladılar falan. Ne Hiç yazık şaşmaz. ki. Hep bir güneş tutulması olur deprem, ay tutulması deprem falan. Tabii ki bir şeyler değişiyor güneş tutulması olduğunda ama başlı başına sebep sonuç ilişkisi kuramayız depremle. O gün çok ilginçti. Balkondaydım abi, Antalya'daydım.
balığımız vardı kavanozda hatırlıyorum. Bir anda her yer karardı gün içinde. Bir an gerçekliği sorguladım. Çok ilginç, film seti gibi bir gündü. Balık böyle şaşırdı. Kedimiz var mıydı hatırlamıyorum o zaman ama hayvanların hareketlerini hatırlıyorum, değişmişti. Çünkü hayvan da hissediyor muhtemelen. Çok ilginç bir gündü. Ama bu güneş tutulmasını Türkiye'den göremedik. Yanlış hatırlamıyorsam Amerika Birleşik Devletleri falan gördü. İsterseniz detayları verelim. Nedir bu güneş tutulması? Yani herkes biliyordur da neler oldu? Harika bir başlıkla girdin aslında, kendi anınla çok güzel bir şeyi özetledin. Çünkü bu tutulmada bizim de evet tutulmalar üzerine konuşacağız, değineceğiz birazcık ama bu tutulmada özellikle çok ciddi anlamda fonlanan ve desteklenen bir proje vardı. O da doğal yaşamdaki güneş tutulması anı. Tam da senin balığına olduğu gibi ya da doğal hayvanların akışında olan değişiklikler gibi bu tutulmada ona birazcık önem verdiler. Bir öncekinde de yapıldı. Yani yapılıyor aslında ama bu seferkinde biraz daha fazla aslında bu hem duyuruldu hem de geniş çaplı bir aslında çalışma yapıldı. Çünkü bunda hem bu bilinç daha fazla aşılandığı için insanlar da aynı zamanda çevresini de gözlemlediler diyebiliriz. Çünkü güneş tutulmasını insan olduğu zaman tarihini biliyoruz, bakıyoruz, izleyip geçiyoruz. Ama bu farklı bir deneyim kattı bize. İnsanlar gerçekten ve varsa yakınında, çevresinde, belki de bir ormanlık alanda, belki de bir uzak bir noktadaydı ve etrafını izledi. Evet, kuşların gerçekten sustukları, biraz daha işte rüzgarın değiştiği, biraz daha işte hayvanların, belki de vahşi hayvanların yavaş yavaş böyle kararmayla seslerini duymaya başladığı bir andır. Ki nitekim zaten tarih öncesi zamanlarda da bunlara çok fazla rastlıyoruz. Bu olaylar o zaman için bilimsel bir yaklaşım değildi belki ama biraz daha korkutucu bir şeydi. Bu tutulmanın önemli hem yani bu tarz bir bilimsel çalışmanın da olmasından ileri geliyor. Bir de bunun yanı sıra tabii güneş tutulmalarını nadir olaylar olarak aslında bizim hep aklımızda kazanıyor. Ama çok da güzel bir söz duydum geçen günlerde bununla ilgili de araştırmaları yaparken Amerika'da neler olduğu, işte ne kadarlık bir alandan gözlendi. Aslında güneş tutulmaları nadir değil. İnsanın seyahati nadir. Aslında gezersek, seyahat edersek, birazcık bir kalkıp da bir yerlere gidebilirsek, ki tabii ki ülkemiz koşullarında belki bu zor olacaktır ama her nokta için daha fazla güneş tutulması görebiliriz. Çok daha fazlasını görebiliriz bir insan hayatı boyunca. Hatta bu işte bu çalışmayı yaparken yapılan şeyde rakamsal olarak vereyim. Amerika'nın Cincinnati bölgesinde bir kişi bunu yapmış. Tam olarak Cincinnati'de aynı noktada hiç yer değiştirmeden en sonki güneş tutulması, tam güneş tutulması 1300'lü yıllarda. Bir sonraki de 3000'li yıllarda. Yani 1500 yıl gibi bir geniş aralık var ama tam olarak aynı yerde. Yani şunu söyleyebiliriz. Aynı koşullar, aynı nokta hiç değişmeden çok nadir görünüyor. Yani bize öyle geliyor ama dediğimiz gibi yani bu kadar da nadir değil. Biraz dünyayı gezmek lazım galiba. Biraz başka yerlere bakmak lazım. Diğer gözlemlenen kişi sayısıyla ilgili ve tabii ki işte tutulma hattı dediğimiz bir alan var. Bunlarla ilgili de çok enteresan bilgiler var. İlginç rakamlar olacak yani. Aynı slaytı eğer şey yapabilirsek. Ve sürekli olarak bir yerlerde güneş tutuluyor ve dünyada kesinlikle bunun yansıması var. Yani hani deprem tetikleme muhabbeti üzerine konuşuyorum. Tabii kadar tabii yani yılda 7 tane maksimum olmak şimdi üzere tutulma evet, görüyoruz aslında. Burada biraz da bilgi vermek lazım. Şimdi bizim tutulma dediğimiz olay aslında geometrik bir olay. Yani tamamen güneşin, yerin ve ayın işte yörünge düzlemlerinde düğüm noktası dediğimiz üçünün de aynı hizaya geldiği yerde gerçekleşen aslında bir geometrik olay yaşıyoruz biz burada. Yani biz biraz daha işte yörüngemizden aşağıdaysak, biraz daha yukarıdaysak işte bunu göremiyoruz. Ya da işte tutulmanın şekli biçimi değişiyor. Ama işte tam tutulma yaşandı. Tam tutulma neden önemli? Bundan da bahsedelim, bu tutulmanın niye önemli olduğunu. Şimdi birincisi Murat dediği gibi canlılar üzerindeki etkisi incelendi ama bir de bizim bugün son konumuz olan işte bu güneş patlaması. Şimdi güneş çok aktif bir dönemine giriyor. Yani 25. çevrim dediğimiz güneşin işte 11 yılda bir aktif olduğu bir döneme giriyor. İşte bu döneme geldiğinde bu tam tutulma güneş üstündeki yapıları da inceleyebilecek. İşte o burada şimdi ekranda görüyorsunuz. Burada tabii bu tutulma neden önemli? Şimdi şu şekle bakacak olursak burada işte parçalı bir tutulma, halkalı tutulma dediğimiz biçimi görüyoruz. Biz 8 Nisan'daki tam tutulma gerçekleşti. Tam tutulmada güneş diski ay tarafından tamamen örtülüyor. Ne oluyor? Korona katmanı dediğimiz katman yani güneşin dış atmosferini inceleme fırsatı buluyoruz. Ve güneşin işte 25. çevrim dediğimiz bu çok aktif olduğu dönemi de burada daha
iyi inceleme fırsatımız oldu. O yüzden bu tutulma hepimiz için, yani bütün astronomlar için, gökbilimciler için çok önemliydi. Şurada da hemen az önce bahsettiğim geometrik bir şekilden bahsettik ya, tutulma geometrik bir olaydır diye. İşte tam olarak burada bu hizalanmanın olması gerekiyor ki biz bir tutulma görelim. Peki tam tutulmayı nasıl görüyorsunuz siz? İşte burada da devreye ayın veya güneşin, işte dünyanın yörünge uzaklığı, yörünge hareketi devreye giriyor. Eğer biz bunu eğitimlerde şöyle veriyoruz. Ay ile güneş birbirini örtemeyecek kadar farklı yarıçaptalar. Ama birbirlerinin dünyaya olan mesafeleri farklı. Aralarında 400 kat fark var. İşte güneş bizden daha uzak. Ay bize, güneşe göre daha yakın. Şimdi biz hep eğitimlerde şunu diyoruz. Baş parmağınızı kaldırın, bir gözünüzü kapatın. İşte senin de mesela Burak, karşıda neyin var? Baş parmağını, onu kapatmaya çalış. Ne yapacaksın? Kapatabildiğini göreceksin. Oysa ki sen parmağını alıp, ya benim kafamı kapatabilirsin şu anda, ben de senin kafanı kapatabiliyorum. Oysa ki burada mesele şu, benim parmağımın bana daha yakın olması. Bu ay için de geçerli. Ay bize yörüngesinde daha yakın olduğunda açısal olarak güneşin işte o diskini örtebiliyor. Yani demek ki bu tutulmada biz şunu da görüyoruz. Ay bize yörünge hareketinde bize çok yakın konumdaydı bu tutulmada. Ve güneşin tam diskini örtebildi. Hatta baya baya yakın konumdaydı. Bu yüzden de özel bir tutulmaydı bizim için. İşte burada da zaten yakın olmasının aslında hat üzerindeki çapı, genişliği, izlediği yol, bunlar da bize çok önemli bilgiler veriyor. Burada mesela 2017'de Amerika ne şanslı bu konuda. Hani komplocular çıkacak yine Amerika'da. Aynen. Olurdu, değil mi? Abi, yani Amerika'nın 7 yıl farkla yani Amerika tam tutulma izledi ya. Yani şuraya bakar mısın? Şuraya bak. Çarpı. Acaba Amerika'nın çok büyük bir kıta olmasından da olabilir mi yani? Acaba. Tabii ki. Olabilir yani. Anne, tabii ona ki, bakarsan. Tabii ki doğru. Denk gelmedi. Bir düşünün. Aynen. Bir de ona bakarsan çoğu tutulma da okyanuslarda görülüyor zaten. Evet. Çünkü dünyamızın işte sularla çevrili olmasının bir sonucu olarak birçok tutulmanın, ama bunu gerçekten özellikle izleyen, fotoğraflamak için bu anları kaçırmayan kişiler var zaten. Özellikle okyanusta ise gemi tutuyorlar, işte kiralıyorlar, okyanusun ortasına gidiyorlar. Yine de bu tutulmayı izliyorlar. Burada da işte Amerika'daki tutulmada gördüğünüz gibi aslında şuradan tam olarak kara sınırı olarak diyelim başlayıp yani neredeyse Kanada'ya doğru kadar uzanan bir hat boyunca ilerledi. 2017'deki dikkat ediyor musun Burak hocam? Burada 2017'deki daha yarı çapı küçük. Çünkü aydan dolayı. 24'teki aynı. Aynen. Ay ve aynen. Yerin yörüngesi. Tam olarak ona hesaplayıp bakmak lazım. Aynen. Evet, evet, evet. Tam yani, mesafelerden kaynaklı. Aynen öyle yani. Yani. Yerde işte güneşe olan mesafesi, ayın da bize olan mesafesi. 650 milyon kişi de görmüş ve İnanılmaz, ben de hatırlıyorum. Şey. Röntgenlerle bakıyorduk ya da özel bir şeyle, değil mi? Direkt bunu kamu spotu olsun. Yani direkt olarak güneşe kesinlikle bakmıyoruz. İsterseniz siz verin bu kamu spotunu en doğru insanlar ama benim bildiğim bu yani. Direkt bakmıyoruz. Biz Amerika'dan güneş gözlükleri getirdik de bu tutulma gözlüklerinden. Şimdi bu ara tutulmada olduğu için ondan dolayı da birazcık revaçta. Hani insanlar da aynen çok da güzel oldu. Üzerine denk geldi. Biz de daha sağlıklı hem de gözlemler yaptırırken işte sen de korkma diye özel tutulma gözlükleri getirdik de. Korkma. Tabii hazırlık yapmadık şu anda yanımızda. O gözlükleri takarak rahatlıkla güneşe bakabiliriz. Sıkıntı yok. Yani bu tarz işte olaylarda bu güneş tutulmasını da tabii ki izlerken ciddi anlamda güvenlik önlemleri almak lazım. Çünkü yani daha bugün bir okulda güneş gözlemi yapıyorduk öğrencilerle ve gerçekten sadece 10 dakika içerisinde bile ciddi bir sıcaklık olabiliyor ya da bir etki olabiliyor. Bu yüzden örneğin işte gölge alan buluyoruz ya da işte özel filtrelerimiz var. Okulla birlikte zaten biz de bugün de bunu yaptık. Üzerine de güzel denk geldi. Okulla profesyonel bir filtre yapımını çocuklarla çalışmış olduk, göstermiş olduk. Onlara da tam da bugün böyle bir aslında eğitim de vermiş olduk. Bu tarz filtreleri kesinlikle ve güvenilir yerlerden almak lazım, temin etmek lazım. Bu karton güneş gözlükleri gibi önemli şeyleri kullanmadan tabii ki bu tarz gözlemleri yapmayalım. Ama biz sana 5 tane şey ayırdık yani Burak hocam. Güneş gözlüğü üst üste koyarsın. Burada etkinlikte. Yetersiz koyma. Emin etkinlikte güvenme. Bir tane film vardı ya, her zaman aksilik yaşanıyordu. Adını unuttum. Sürekli bir şeyler. Orada yani gözüme lazer yaptıracaktım. Oradaki lazer yaparken gözü yanıyor lazerden adamın. Unutuyor, bir şeyler oluyor.
Ondan sonra lazere bile gitmeye korkuyorum. Ama şu anda gerçekten günümüzün geldiği noktada insanlar göz merceğini galiba değiştirip göz rengini değiştiriyor. Yani ben normal göz ameliyatı olamıyorum. Millet göz rengi değiştiriyor fantezi olsun diye. Ben biraz garanticiyim. Yok sizin emin ellerdesi hiç korkma yani. Evet, gerçekten. Evet. Uzman astronomi. Burada acayip merak ediyorum. Çünkü şöyle bir şey olmuştu dostlar. Önünde çeşit çeşit teleskoplar vardı. Fiyat aralıkları da çok farklıydı. Ben böyle tabii şöyle düşünüyorum. İlk defa bakacağım ya. En pahalısı Mars'ı ya da Ay'ı çok daha farklı gösterir. Ya da uzaktaki bir... Hayır abi, bildiğin aynı görüyorum. Ya da Satürn'ü gördüğümü hatırlıyorum. Halkaları da var. Ama hepsiyle aynı görüyordum neredeyse. Ben sana diyorum ki birini daha yakın göreceğim. Birinde full HD göreceğim. Yok. Aslında bunları da bir gün anlatırız neler olduğunu detaylarını. Şimdi tabii. Hiç bekletmeden bir sonraki haberimize gelelim. James Webb. Benim de bununla ilgili eklemek istediğim şu detay olabilir. Netflix'te bunun belgeseli var. James Webb teleskobunun yapılış süreci. Değil mi? Bu James Webb şeyden sonra giden, yeni giden James Webb bizim en son giderimiz. Evet, evet. Bunun, evet, 2021. Hubble mıydı bundan önce giden? Evet, evet. Selefi dediğimiz. Evet, Hubble. Selefi, aynen. James Webb'i yeni gönderdik. Müthiş bir mühendislik ürünü. 50 yıllık orada baş mühendisinin de olduğu belgeseli var. Nasıl yapmışlar? Yaklaşık 300 tane hata noktası falan vardı. Onları nasıl indirmişler sıfıra? Gerçekten adam ömrünü vermiş insanlar ona. Saygı duydum. Mühendis olarak o mühendislere gıpta ettim. Çok imrendim ve bu işin arkasındaki mühendisliğe ve bilime saygı duydum. Bir de sizden dinleyelim James Webb'i. Şöyle James Webb'den önce ve sonra gibi bir kavram çıkacak benden. Milattan önce ve sonra var ya. Şimdi Hubble zaten gerçekten yani bulunduğu konum, işte ekipman, işte üstündeki gözlüğü, hani beklenenden daha fazlasını verdi bize Hubble. Hani hala daha gerçekten bilgiler vermeye de devam ediyor. Yani çoktan emekli olması gerekirken hala daha bilgi bombardımanına devam ediyor. Ama şimdi James Webb hem yapılışı, gönderimi, biçimi, İşte kızılöte, yani daha soğuk, daha karanlık, daha erken dönemlere bakacak olmasından dolayı çok önemli. Bir de biçimi, hani bu işte ayna dediğimiz kısmı, değil mi? Peteğe benziyor. İşte bu aynanın katlanarak gönderilmesi, ardından uzayda açılması. Yani nefeslerimizi tutarak izledik biz bu anları. Yani gerçekten o açılma esnasında işte aynaya zarar geldi mi, açılacak mı, açıldıktan sonra işte ilk ışık nasıl alınacak? Şimdi astronomide ilk ışık diye bir kavram vardır. Bir teleskop işte yapılıp ilk ışık düştüğü an çok önemlidir. James Webb için bu an da bizim için çok önemliydi. Gerçekten nefesimizi tutarak izlemiştik. 25 Aralık 2021'de gönderildi. Ekranda da görüyorsunuz ilk görüntüler 12 Temmuz 2022, yani yaklaşık 6 ay içerisinde. Yani çok, ama çok kısa bir süreç, 6 ay. 6 ay içerisinde ilk görüntüler, bize gönderdiği ilk bilgiler muazzamdı. İşte bir öte gezegenin atmosferindeki kompozisyon, yani bileşenleri ölçtü. Bir yıldız oluşum bölgesine baktı. Bir Gökada kümesine baktı. Yani çok ama çok ayrıntılı, belki yıllar geçse de üstünden bilgiler alamayacağımız, alsak da çok bu kadar hassas gözlemler elde edebileceğimiz bir teleskop. O yüzden başımızın tacı James Webb'den önce ve James Webb'den sonra olacaktır bilim tarihi açısından. Çünkü özellikle evrenin başlangıç zamanı ile ilgili, yani yapmış olduğu gözlemler gerçekten bu tarih sıralamasında bir değişikliğe yol açar mı? Açacak gibi görünüyor. Çünkü bilgiler o yönde ilerliyor. Ama burada ne vardı? Hemen ona gelelim. Hani gündeme niye aldık biz burada? Murat bu takım yıldızını çok seviyor. Hani özellikle o yüzden koydu diyormuşuz. Hani aslında bir önemi yok ama Murat'ın çok sevdiği bir şey olduğu için koyduk desek tabii ki de değil. Esprisi. Evet, esprisi işin. Neden çok seviyorsun? Hani şöyle, zaten yine başlı başına belki bir konuşma ya da bir yayın konusu olabilecek bir patlama bekliyoruz ama yarın da olabilir, önümüzdeki 10 bin yılda da olabilir. Betelgeuse yıldızından bahsediyorum. Orion Avcı takım yıldızındaki, ben yüksek lisans tezimi o yıldız
üzerinde yaptım. 2 yıl boyunca her gün ve manevi de bir bağım oldu yıldızla. Gerçekten enteresan bir şeyim oldu. Orion takım yıldızı tarih boyunca önemliydi zaten. O kadar da enteresanmış ki, yani tabii ki tarih öncesindeki insanlar bunu nereden bilecek? Orada bir yıldız oluşum bölgesi olduğunu, binlerce milyonlarca yeni yıldızın oluştuğunu, Betelgeuse'un yakında patlayacağını bilmiyorlardı. İşte hepsi kozmosun bir hikayesi diyelim yani. Bir şekilde bir araya geldi. Bu görüntüler de tam olarak oradan. Orion takım yıldızında bulunan bir bölge aslında burası. Atbaşı bulutsusu dediğimiz çok popüler. Aslında iyi bildiğimiz tırnak içinde söyleyelim. Yani çözümlenmesi çok yapılan, görüntüleri çok alınan, ki burada da görüyoruz. Euclid uzay aracı ayrı bir zaten görüntü alan bir teleskop. Hubble ikisinden de görüntüler alındı ama resmen bir büyüteç. Sanki böyle telefonla çekmişiz de parmağımızla büyütüyoruz gibi. En sağdaki kare, en soldaki karenin en küçük noktası, yani göremediğimiz kadar piksel olarak görebildiğimiz bir noktası aslında. Yani böyle özetlersen belki daha iyi anlaşılır. Şey, burada biraz daha büyük, burada daha. Aynen öyle. Yani solda mouse'u şurada getir. Yani mouse'un ucundaki bir pikselin, sanki bir küçücük bir karenin aslında görüntüsünü biz en sağda görüyoruz. Tabii ki en sağdaki, şu anda da bahsettiğimiz James Webb'in son zamanda Nisan'ın tam sonuna denk geldi bu. 29 Nisan'dı yanlış hatırlamıyorsam. Yayınlanma tabii ki tarihi. Yoksa görüntüleri alması aylar öncesine varıyor. Bir ama görüntü... sonra bir işleme süreci oluyor değil mi üzerine? Tabii ki. Çok uzun bir işleme süreci oluyor. Çünkü bunların daha iyi anlaşılması ve iki zaten şimdi şöyle de bir şey var. Hubble'la bu birazcık da biraz şey oldu böyle. Gündem oldu. Yani Hubble ya. Şimdi buna farklı bakmak lazım da. Hubble'la kıyaslanmasının çok temel bir nedeni var. 20 yıl boyunca çalışmış Hubble orada, gözlemlemiş, orada görüntüler almış. Tabii ki de kıyaslamanız lazım. Çünkü zaten astronomi ve bilim zaten diferansiyeldir. Yani kıyaslamalıdır. Zaten siz daha önce bir veri alacaksınız ki ilerledim mi, nereye geldim, nasıl bir sonuç elde ettim, bakabileyim. Bu yüzden her zaman Hubble'la kıyaslanıyor. Yoksa bak biz daha iyisini yaptık. Ya bunu hangi bilim insanı der ki yani? Hani demezler, mühendisler de demez. Önceki örnek verdiğimiz uydularla kıyaslayamazsın ki, göreve bakarsın, uzaklığına bakarsın, türüne bakarsın, ona göre kıyaslarsın ve de bu Hubble'ın aynı segmentinde. Çok doğru, çok doğru. Yeni teknolojiyle aynı segment. Yani kıyaslama derken burada... Sen gidip de işte fiyatla kıyaslamazsın ama... Aynen öyle. Segmentini kıyaslayabilirsin, örnek veriyorum. Kesinlikle, evet. tam da o aslında. Aslında kıyaslama... Yani kesinlikle. Kıyaslama kötü anlamda kullanılmıyor burada kıyaslama. Tabii ki. Yani iki görüntüyü alıp karşılaştırıyorsunuz ama işte bu dediği gibi bilim camiasında bazen şey oluyor yani. Hani nasıl kıyaslarsınız ki Hubble'la gibi bir şey oluyor. Ya bu yapılmak da zorunda. Şimdi bunu yapan mühendisler de halka ve hep bildiğimiz gibi NASA tabii ki de bütün finansmanını nasıl ki vergilerden sağlıyorsa, bakın ne kadar daha iyisini yaptık demek zorundasınız ve çok doğal bir şey bu. Bunu da kesinlikle burada aslında bir ele almış da olalım. Şuradaki mavi ve istersen kırmızı altınlardan biraz bahsedip bir de bu yıldızın niye böyle göründüğünden de bir bilgi verelim. Aynen öyle. Şimdi bir anlamda da aslında kızıl ötesi olması çok önemli bizler için. Çünkü göremediğimiz, ne yaparsanız yapın, yani ne kadar teknolojik, ne kadar büyük bir aynayla bakarsanız bakın, optik bölgede, yani insan gözünün duyarlı olduğu bölgede göremeyeceğiniz zaten verileri size veriyor James Webb. Aslında ayrıldığı noktalardan biri de bu. Ve bu yüzden de görüntüde şimdi bahsederim. Orada kırmızı bulut gibi gördüğümüz biraz daha soğuk. Daha böyle hani dağılmış bir toz parçacığı gibi. Dağılmış bir bulut gibi düşünebiliriz. Hemen altındaki gerçekten buluta benzeyen bölge ise çok daha sıcak. Yoğunlaşmanın, sıkışmanın ve o bölgenin daha böyle hareketli olduğu bir dinamik bölge, dinamik aslında bir bölge olduğundan bahsedebiliriz. O yüzden mavi ve kırmızı renklere boyanıyor. Tırnak içinde söylüyorum. Çünkü bunları bilim insanları işliyor ve renklendiriyor. Yani James Webb bunu bizim cep telefonu çektiğimiz gibi rengarenk, cap canlı çekip bize vermiyor. Çektiği görüntülerden alınan verilere dayanarak renk karşılıkları var. Buna göre tabii ki her biri aynı renkte. Yani kafasına göre burası çok güzel, kırmızı oldu diyecek kadar değil. Burada altını çizmek istiyorum. Net bir skalada, net bir grafikte renklendirerek karşımıza sunuyorlar. Ama tamamen bilimsel. Yani kırmızı gerçekten evrende bize daha soğuk
evlerimizdeki gibi değil, musluktaki gibi değil. Kırmızı soğuktur, mavi sıcaktır. Bu yüzden de buradaki bölgede bunu görebiliyoruz ki arkadaki yıldızlardan ayrışabiliyor ki arkadakiler de yıldız değil. Bu arada galaksi. Her biri gök adamı. Her biri gök adamı. Yani. Ve bununla da bitmedi. İşte son Nisan-Mayıs gözlemlerinde şey derken hani bu yayınımıza yetişti aslında. Burada şimdi James Webb aynı zamanda tabii ki soğuk bölgeye baktığı için öte gezegen dediğimiz şu ana kadar işte 5600 tane neredeyse işte öte gezegen keşfedildi. Ama bu keşfeden öte gezegenlerin işte birçoğu Jüpiter benzeri dediğimiz gaz ve buzlardan oluşuyor. Yani kayaç yapıdaki yer benzeri dediğimiz gezegenleri gözlememiz çok daha zor. Neden zor? Bir kere daha küçük oluyorlar. Yıldızına çok yakın oluyorlar. Yıldızının ışığından kaynaklı onları gözlemek çok zor oluyor. İşte bizim örtme örtülme dediğimiz yani yıldızının önünden geçerken aslında işte bir ışık değişimi oluyor. Tabiri caizse bir ışık eğrisinde farklılık oluyor. İşte oralardan yola çıkarız. Bu sadece bir tanesi bu arada öte gezegen keşiflerinden. Yani burada işte öte gezegenler de bu alan. Yani öte gezegenler alanında işte çalışan özellikle Ankara Üniversitesi'nde işte bu alanla ilgili çok çalışmalar var. Ege ve Ankara Üniversitesi'nin birlikte hareket edip işte bir öte gezegen keşfi var. Yani bu tamamen başka bir işte uzmanlaşma alanı. O yüzden de hani James Webb işte burada öte gezegenlerle ilgili yani çok ama çok soğuk, karanlık, yani bizim o görüntüleri elde edemeyeceğimiz veriler elde ediyor. Hani bırakın orada bir öte gezegenin olduğunu, onun atmosferiyle ilgili bize bilgiler veriyor ki bu çok önemli. Gelelim en son en merak ettiğimiz konumuza. Böyle de tam da tuhaf görünüyor, yan dönmüş sanki. Sanırım en çok Türkiye'de ve dünyada insanların son zamanda uzaya dair en azından konuştuğu konulardan biri buydu. Kesinlikle. Güneş patlamaları. Yani çok ne fazla oldu da spekülasyon vardı. Elektronik cihazlar bozulacak, internet altyapısı gidecek, şu olacak, bu olacak falan bir korku da oldu insanlarda. Ne oldu abi? Yani şöyle aslında bir şey gibi bir şey olduğu yok. Her şey normal rayında devam ediyor. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz iki tane grafik var. Bu grafiklerden sol taraftaki alt çizelgeye, alt eşele baktığımız zaman 1750 bu yıl. 1750 yılından başlayan ve 2000'li yıllar, 2025'li yıllara kadar devam eden bir grafik görüyoruz. Bu şu demek, modern çağda bizim teleskoplarla, çeşitli işte ne bileyim gözlem araçları, kağıda yansıtmalar, Çinlilerin yaptığı da var mesela çok eski tarihlerde, yöntemlerle güneş üzerindeki lekeleri sayarak, siyah noktaları sayarak güneşin bir aktivite gösterdiğini fark etmişler. İlk işte 1800'lerde, 1700'lerde, Schwabe 1800'lerde gibi bilim insanları, astronomlar diyorlar ki ya güneş üzerinde bazı dönemler var. Bu dönemler zaman zaman artıyor. Güneş lekesi dediğimiz üzerindeki yapılar daha fazla görülüyor. Bazen hiç olmuyor. Sıfır, dümdüz böyle yüz yuvarlak portakal gibi bir disk görüyorum ben demeye başlıyorlar. Ve bu bize güneş çevrimi adını verdiğimiz bir olguyu aslında getiriyor. Bu olgu nedir? Aslında 11 yılda bir, ortalama olarak 11 yıl diyelim. 11 yılda bir güneşin aktivitesi artar, azalır, artar, azalır. Peki ne oldu da 11 yıl önce 2012'de ya da ondan önce 2000 yılında, 2001 yılında bu kadar çok ben güneş patlaması olacak, elektrikler kesilecek diye bir şey duymadık ya da haberlere çıkmadı. Ne oldu da şimdi çıkıyor? Güneş daha mı aktif, daha mı korkutucu, daha mı farklı bir döneme girdi? Hayır. O zamanlar sosyal medya yoktu. televizyon vardı, internet vardı 10 yıl öncesine kadar ama bu kadar ilgi, dikkat henüz çekilmemişti. Şimdi biz bunu nereden biliyoruz? 1750'den beri yapılan modern gözlemlerle biliyoruz ama daha öncesi de var. 10 bin yıllık, 20 bin yıllık ağaç halkaları, buz kalıpları, Antarktika'nın derinlerindeki işte 100 bin yıllık buz kütleleri gibi çok çok çeşitli yöntemlerle biz güneş döngüsünü aslında bilebiliyoruz. Milyarlarca belki yıldır güneş döngüsü aynen bu grafikte gördüğünüz gibi artıyor azalıyor, artıyor azalıyor. Peki gerçekten 2024'te, 2025'te hani neler oluyor? Sadece bir döngünün bu her bir artıp azalma döneminin sadece maksimum noktasına doğru biz yaklaşıyoruz. 2025'te olacağını tahmin ettiğimiz bir tepe noktası var. Bu tepe noktasına da yaklaşma dönemindeyiz. 2023, 2024, 2025. Bu 3 yıl o yüzden çok hareketli.
Yani yavaş yavaş artık gittikçe geçen hafta nasıl ki yaşadık işte ki şu anki konumuza da gündem olan başlık olan şey de budur. Çok büyük X ışın patlamaları. Ciddi miktarda kozmik parçacıklar, CME dediğimiz koronal kütle atımları. Aslında bunlar oluyor. Bunların da olgusu yine yüzlerce yıldır oluyor. Ben Carrington buradaki olayından evet bahsedelim şunu önce zaten. aslında söyleyeceğim. Dikkat edersen Burak hocam, şimdi biz 25. çevrimin içine girdik dediğimiz bir dönem. Kendi çapımızda işte 1700'den sonra isim verdik. Bakın maksimum oluyor, azalıyor. Çevrim kendi içinde azalıyor. Dikkat ediyor musunuz? Şimdi bunların her biri, bu piklerin her biri bir çevrim. Yani her 11 yılda bir tekrar eden bu işte maksimumlar. Şimdi dikkat ederseniz artmış, bu çevrim azalmış. Artmış, azalmış. Tekrar artmış, tekrar azalmış. Şimdi bir kere şunu bilmek lazım. Çevrimler de kendi içerisinde artma ve azalma eğiliminde. Şimdi burada hatta biz bunu böyle devam ettiriyorsak, yani grafiğe döküyor olsaydık, değil mi? Aslında şöyle bir azalma ve artma. Aslında ben burada şunu düşünürdüm. Bundan sonraki çevrimler kendi içinde daha şiddetli olacak gibi. Yani Yani şimdi değil de 25. 2060'larda Aynen. korkmamız Yani lazım belki de. 25. çevrim diğer çevrimlere göre bakın daha az şiddette meyil ediyor. Bakın bu şiddetini söyler bize, daha az şiddette geliyor. Ama beklenenden daha önce gelmiş. Kırmızı çizgi bizim işte beklediğimiz, hani maksimum yapacağı, işte lekelerin çok görüleceği, çok fazla patlamaların olacağı. Biraz daha beklenenden önce geldi. Ha, bu beklenenden önce geldi, aşağı mı inecek yoksa tekrar şurada bir pik mi yapacak? Bunu hepimiz yaşayarak göreceğiz. Bu arada bu tür kaynaklara lütfen, yani bilimsel kaynaklardan ulaşalım. NASA'nın, ESA'nın, işte NOAA'nın, Space Weather ya da işte üniversitelerin kaynakları var. Yani Wikipedia mesela bilimsel bir kaynak değildir. Biz de üniversitede mesela tez yazarken Tabii ki. Wikipedia bilimsel bir kaynak olarak kabul Ödevlerde bile edilmez. kabul edin. Heh, Yani. yani lütfen hani bu tarz haberler çıktığı zaman önce bir açalım. Yani az çok bir şeyleri şöyle baktığımızda kabaca fikir edinebiliyoruz. Ama bunları da edinirken hani böyle sürekli işte patladı, mum aldınız mı? Hani yandık, bittik, eridik, kül olduk gibi hani spekülatif haberleri de yer vermemek adına Günümüzde kaynakları doğru yerden ne yazık kullanalım, ki doğru yani yerden alalım. yayın grupları bile, yayın Tabii haberleri, ki. haber kanalları bile bunu artık yapıyor. Yani Güneşte bu işte kara clickbait delik dediğimiz açıldı. olayı Aynen. tabii kara delik açıldı diyor. Yani güneşte kara delik Siyah oldu görünüyor diye. diye kara delik diyorlar. İnsanlar da bize şöyle haberlerle geldi. Abi güneş kara delik mi oldu? Ya güneş kara delik olmaz. Güneş cüce bir yıldız. Güneş beyaz cüce olacak ömrünün sonunda. Ama burada dikkat etmenizi istediğim, yani burada çevrim de kendi içinde aslında bir düşüşte. Şiddet de bir düşüşte. Sadece biz çok teknolojik bir çağdayız. Sıkıntı orada. Tabii. Az İşte. önce çok özür dilerim. Yani az önce ben 10 yıl önce sosyal medya yoktu derken aslında şöyle bir şeyi ekleme yapalım. 10 yıl önce bu kadar uydu da yoktu ama şu anda var. Yani şu anda hayatımız, her şeyimiz, bütün bel kemiğimiz teknolojiye, elektroniğe, navigasyon sistemlerine bağlanmış durumda. Ulaşabilecek en ufak bir aslında olumsuz etki onları da çok ciddi etkileyebilir. Biraz da aslında bunu da Şimdi belirtmek gerekiyor. korkulan leke buydu. Şimdi güneş üzerinde şu an şurada görmüş olduğunuz bir leke grubu var. Şimdi lekeler küçük büyük olabilir, dünya boyutunda olabilir, dünyadan 10 kat büyük olabilir ama lekeler bir araya gelip bir leke grubu oluşturur. Ki hatta şimdi Space Weather'ın sayfasına baktığınız zaman yeni yeni gelen bir leke var. İki tane leke. Bunların birleşip bir leke grubu oluşturabileceği yönünde hani haberler duyuyoruz şu anda. İncelemeler yapıyoruz. İşte korkulan bu leke alanıydı. Çünkü bu leke alanı çok kararsızdı. Leke alanı dediğimiz şey nedir? İşte bizim güneşin fotosfer katmanı dediğimiz, işte katmanları vardır. Fotosfer, kromosfer, korona. Az önce güneş tutulması esnasında işte korona katmanını inceliyorduk. Fotosfer katmanında gördüğümüz bu lekeler aslında manyetik alanlar. Bu manyetik alanlarda bozulmalar meydana geliyor diyelim. Ve bu alanlar güneş üstündeki maddenin işte patlamalar gerçekleştirmesi. Bu arada bununla ilgili de bir parantez açalım. Patlama mı, parlama mı? Şimdi bununla ilgili çok şey var. İngilizcesi solar flare. Mesela F-16'larda falan da vardı işte flare atma, yani bu patlama değil. Işık saçılımı gibi bir şey oluyor aslında. Yani böyle bir ışık saçan bir şey atıyor, ısı Evet. güdümü. Füzeler Yani ısı evet. güdümü ya, onu dağıtmak için. Bunların 200 yıl önce ilk defa teleskoplarla gökyüzüne baktıklarında bulutsu kelimesini üretmişler ve bulut
ta benzeyen Nebula adını vermişler. Modern çağ geliştikçe onların galaksi olduğunu görüyoruz. Ama hala mesela katalogları açın bakın. Geçmiş kataloglarda hala bazı galaksilerin kodlaması Bulutsu, Nebula gibi isimlerle anılabiliyor ve karışıklık yaratabiliyor ama hani astronomi dünyasında bunları bilinen şeyler olabiliyor. Şimdi bunlar da biraz öyle. Tam olarak astrofiziğini çözmeden önce orada eğer şu anda tam ekranımızda olduğu gibi yüksek ışınımlı bir 1970'lerde ilk X radyo dalgalı X bölgesinde gözlem yapan güneş gözlemleri, uyduları fırlatıldı. Bu bir parlama olarak göründü. Bu yüzden de evet etimolojik olarak bakmak gerekiyor. Çok daha öncesinde 1900'lerde bu kelimeyi nasıl türettiler ama flare kelimesi evet bir parlama yaratıyor ama olayın açıklaması aslında explosion. Evet, patlama. Tam anlamıyla bir patlama aslında. O yüzden yani, biz de güneş ama patlaması şey olarak diyoruz. Hani, duyuyor, hani böyle bu alanda işte izleyen okuyanlar hani güneş parlaması patlaması aslında temelde aynı şeyden bahsediyoruz. Bir de tabii burada biz kelimeleri Türkçeleştirmeye de çalışıyoruz ya. Burada da aslında büyük bir sıkıntı çıkıyor bizim astronomi camiasında. İşte üniversiteler farklı üniversiteler diller kullanıyor bazen. Biri olabilir ama. Ama biz hani güneş patlaması diyoruz. Çünkü burada NASA'nın da işte yaptığı sanda tanımlamada explosion yani bir patlama olarak tanımlıyor burada. Ne oldu peki işte o leke grubunda? Leke grubunda çok fazla X ışın patlamaları oldu ve aslında yamyam şeyler, CME'ler diyorlar yani. Birbirini yedi. Birbirini böyle şey var bir de mesela neydi? Sempatik flare dediğimiz birbirini tetikleyen. Ardı arkası de mesela biri bir burada patlama oluyor yanındakini tetikliyor. Ya da işte eş zamanlı olarak onunla paralel başka kutuptaki tam farklı bir bölgeyi tetikliyor. Bu tarz çalışmalar var. Bu tarz arka arkaya Mayıs ayının başında işte bu leke oluşmaya başladıktan sonra işte patlamalar meydana geldi. Hepsi X şiddetindeydi. X şiddeti dediğimiz nedir? Güneş patlamalarını bir skalaya koyuyoruz. Yani işte C, M, M ve işte X olarak daha... Altları da var. A ve B gibi. Çok yani biz daha çok alalım. C, M ve X'i kullanıyoruz. İşte C çok düşük bir patlama. M orta, X de en şiddetli. Şimdi X işte 1, X, 2, 3, 5 gibi sürekli patlamalar üretti. İşte bu patlamalar ne oldu? İşte güneşten bir koronal madde dediğimiz bir madde çıkışı oluyor. Koronal deliklerden özellikle madde kaçışı oluyor. Bu madde işte rüzgar, güneş rüzgarlarıyla işte bizim gezegenimizin manyetosferiyle etkileşime giriyor. Burada işte ne yapıyor? İşte auralar oluşturuyor. Eğer ionosfer katmanı ile işte çok yüksek bir etkileşime girdiyse buradaki işte uydu sistemi, navigasyon sistemi, işte radyo dalgasında yayın yapan işte radyolar buralarda bozulmalara neden olabiliyor. Geomanyetik ya burada şey geomanyetik fırtına. Geomanyetik fırtına dediğimiz fırtına da G1'den G5'e kadar bir skalası var. G1 düşük, G5 en yükseklerden bir tanesi. İşte tam olarak 12 Mayıs'ta güneş üzerindeki çok yüksek bir X ışın patlaması olduğunda bir alarm verildi. Bu arada biz bu patlamaları yaklaşık 1-2 gün önceden zaten görüyoruz, biliyoruz, tahmin ediliyor. Ve aynı zamanda yani 18-20 saatten önce bu bizi yani bize derken bilim camiasını açıklanıyor. Yani diyorlar ki işte şu saatte bir koronal kütle atımı gezegenimize ulaşacak. Yani tedbirinizi alın. Şimdi ona göre de bu koronal kütle yani madde, yüklü parçacıklar dünyanın şeyinden ben hemen şöyle göstereceğim. Manyetik kutuplarından içeri giriyor. Ve burada zaten işte bozulmalar aslında bir bozulma olayı yaratıyor. İşte bunu biz aurora olarak görüyoruz. Eğer çok daha şiddetliyse işte hafif bir elektrik kesintileri olabiliyor. Ama burada tabii kuzey ülkeleri riskli biraz. Bizler orta enlemde olduğumuz için yani öyle mum stoklayalım bunu yapalım. Hani genel tedbirler bunlar. Hani mumlar falan bizi çok da kurtarmayacaktır çok şiddetli bir patlamada. Mesela Carrington olayı gibi bir patlamada. Ama mesela burada işte şunu da söylemeden geçemeyelim. İşte o 12 Mayıs'taki büyük patlamada hani bu anı gözleyen uydular var. GOES uydusu gibi. Bunlardan alınmış çeşitli mesela burada dataları görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada sapıtmış mesela. Burada sapıtmış. Şurada mesela bir pik yapmış. Yani bunları zaten inceliyoruz. Bakıyoruz. Hani korkulacak bir durum gerçekten yok. Kesildi mi elektriğimiz? Yani kesildi mi? Mesela hani sana soruyorum. Bizi kesildi geçen test yaparken. Hayır o şey bizim... Çocuklar top atmış. Arkadaşlar geçen test yapıyoruz. Bir anda elektrikleri karardı. Elektrik gitti. Elektrik karardı ne? Yani trafoya kedi kaçma olaylar oluyor ya Türkiye'de. Doğru evet, olabilir çünkü trafoya kop kaçınca gitmiş onların. Bilmiyorum o top nasıl yaptı
ama Yani aslında enteresan. ondan kaynaklanıyordu. O yüzden hani gerçekten tabii ki tedbirimizi almamız gerekebilir. Bu her şey için gerekli. Tabii, tabii, tabii. Uyduları, yani uçaklarda ne diyelim? İşte bazen İngilizce terimleri Türkçe şey yapamıyorum. Kolonları var bunlar. Yani bu şeye karşı EMI dediğimiz olay. Tam açılımını bir hatırlayamadım ya. EMI. Ya tabii pilotlara diyorlar ki daha aşağı işte şeyden uç, alçak enlemlerden uç Tabii diyorlar. tabii. İşte ona göre Ama çok. atmosferde çünkü o katmanlar çok aslında ilginç bir şekilde sınırları da biraz daha belli. Parazit yani diye. Ha, girişim aynen. Elektromanyetik girişim parazite karşı bunların devreleri zaten elektronik devreler zaten korumalı. Uydular zaten kesin korumalı. O yüzden bu etkilemiyor. Ama dünyamızdaki iletişim etkileyebilir mi? Etkileyebilir. Yani Tabii ki. ileriki dedin ya ileride daha büyük patlamalar olacak. O Tabii. zamana gelene kadar da dünyadaki cihazlar ona göre koruma önlemi alınarak zaten kullanıma sunulur diye düşünüyorum. Ama şu Yani anki evet. haliyle çok büyük patlamalar olsaydı evet kesinti olabilir. Yani İletişimde anlık kopma olaylar olabilir. tabii ki ama Anlık. bize önceden gelen bilgiler yani 18-20 saat önceden bu bilgileri aslında alıyoruz. Şu Zaten patlama oldu bu geliyor, oldu diye. söylüyorlar. Biz o Evet. gün mesela attım ben balkonda açtım böyle radarımı gökyüzüne Aynen. baktım Hollanda'dan. Böyle bulutlu bir şeyler gördüm o Çok gece. kısaca çok pardon. Buyurun. Sadece şey diyeceğim ya yani bulutumsu bir şeyler gördüm ama bulut olmadığını anladım. Böyle saçılma İşte şeyleri şu vardı. gördüklerini değil mi? Hangi renk Aynen. gördün bu arada? Beyaza yakın gördüm. Efendim? Bulutumsu ama beyaza yakın gördüm bulut gibi. Şöyle maviye Ama yakın o zaman. bulutun çok çok belliydi. Sonra ben bunun fotoğrafını ne yaptım abi? iPhone var bende. Uzun İşledin. pozlama yaptım. İşleme gibi düşün. Uzun pozlama yaptım. 15 ya da 20 saniye beklettim gece modunda. Gayet mavimsi çıktı yani. Çok güzeldi. Süper, ne güzel. Görsen şöyle. Şimdi nasıl Görsen şöyle. etkileyebileceğini ve aslında şunu belki izleyicilerimiz merak edebilir. Neden 18-20 saat sonra, bir gün sonra geliyor, 2 gün sonra geliyor? Çünkü parçacık geliyor. Zaten Tabii. etkileyen de o. Yani ışığın kendisi değil ya da radyasyon değil. Hani korktuğumuz ultraviyole vesaire gibi bir şey değil. Ona ufak bir açıklama getirelim şöyle. Şimdi bu X ışın patlaması oluyor ve eğer yönü dünyaya dönükse orada bir kütle atımı. Kütle atımı dediğimiz şey de gerçekten güneşin atmosferi ya da yüzeyinde bulunan parçacıkları fırlatması. Güneşin yüzeyinde bulunan parçacık taş değil, toprak değil. Neticede yüklü bir atom. Yani atomdan bahsediyoruz. Kütlesi olan ve belli bir hızda ancak gidebilen. Şimdi kütlesi olan bir şey de ışık hızında gitmiyor. Bu yüzden de biz gördüğümüz anda 8 dakika içinde bunu gözlemleyemiyoruz. Ama uydular bunu görüyor. Uydu orada bir patlama olduğunu görüyor. Çünkü anlık bir şey. Yani 8 dakikalık bir gecikme var. Ama maddenin bize ulaşması ki bunun da hızı değişebiliyor. Patlamanın şiddetine göre ya da işte çeşitli şeylere göre saniyede 800 kilo metre hızla ilerleyebiliyor. Bu da zaten birkaç güne tekabül ediyor. Yani birkaç gün içerisinde dünyaya ulaşıyor. Ulaştığındaki madde miktarı önemli. Yine işte o patlamanın olduğu yön çok önemli. Yani Tabii. yön birazcık Galiba. dünyadan gönyesi kaymış olabilir, yan tarafa bakıyor olabilir. Biraz bir parçacık bize ulaşabilir vesaire. Yani çok yine teknik ayrıntıları Hatta var evet, bununla burada. ilgili ben bir iki not almıştım. Bunu vereceğim, bir tarih var. Murat tam oraya çok güzel bir şey yazdı. Evet, Gönderken evet, mesela 1770 Eylül ayında Japonya ve Çin'de Carrington'ın iki katı büyüklükte bir aslında leke grubunda patlama gerçekleşti. İki katı. Carrington'ın iki katı. 1870 Şubat'ta, 1921 Mayıs ayında, 13 Mart 1989 Kanada'da, hatta Kübek karartması yaklaşık 12 saat elektrik kesintisi yaşanıyor burada. Kanada ama bak dikkatinizi çekerim yukarı enlemler. tabii Daha ki. sonra 1909 günümüze gelelim. Temmuz 2012'de çok büyük bir patlama oluyor biliyor musun Burak Hocam? Ama dikkat edersen bir kesinti bir şey yaşamıyoruz. Bunun en büyük nedeni işte dünyaya dönük değildi. Doğrultusu Verilmiş dünyaya değil. sadakamız varmış Bunu yani. evet öyle diyorlar. Çünkü etkisi Gerçekten olurmuş. etkisi çok büyük bir etkisi olabilirdi. Hani işte navigasyonlarda, Tabii, iletişimde, elektrikte tabii. gerçekten etkisi olabilirdi. Hani burada yönünün bakması, şiddeti, ne kadar madde miktarının püskürdüğü, işte hangi enlemde bulunduğunuz, nerede bulunduğunuz çok önemli. Onun dışında bilmiyorum. Biz hep kendi şahsi belki de görüşümüz bir elektrik kesintisi olabilir. Ama bunu güneşe yüklemek biraz hani
Olmaz. Yani hele ki şu anda Türkiye enlemleri gibi orta Tabii. enlemler nispeten göreli olarak kuzeyden uzak olan enlemlerde yani bu tarz şeylerin olması çok daha zor. İşte bu parçacıklar dediğimiz hani yüklü atom dedik, proton dedik. Hani bu protonlar aslında elektronları yerinden saptırıyor. Yani normal bir düzenli işleyişte nasıl ki bir elektronik devre, evimizde lamba var. İşte kablodan elektrik geçiyor. Şimdi kablodan elektrik akarken, normal geçerken ben onu durduracak ya da orada aşırı yüklenmeyi yapacak bir yönelim yapsam, elektron göndersem orada da olur aynı şey. İşte bu güneşten geliyor. Olay bu aslında. Yani güneşten çok daha yüksek miktarda gelmesi. Aslında özetleyecek olursak güneş patlamaları Evet. bir elektronun sadece yörüngedeki o aletlere etki etmesi gibi. Yani panik olacak şey de hani eyvah işte havada uydu patladı, ne bileyim trafolar patladı değil. Aslında böyle bir olay değil. Sadece uyduları etkilerse, navigasyon Tabii. sistemlerini etkilerse günümüz çağında çok fazla şey bunlara İnsanlar bağlı. radyoaktif bir serpinti gibi düşünüyor. Kanser falan olur mu Evet, gibisinden. ne yazık ki. Çünkü böyle lanse ediliyor da o yüzden. Eyvah Şey öldük var bittik, her aslında yer ya, yandı bitti, kül gerçekten oldu. bu ufak bunu vereyim şeye bakıyorlar. Yani bu çevrimin 11 yıllık çevrimin dünya atmosfer üzerindeki etkisine bakıyorlar. Hani bir etkisi var mı? Hani mesela şu ana kadar yapılan gözlemler de hani etkisinin çok ama çok az Çok olduğu az, ortaya çok çıkıyor ama az. Evet, araştırma çok. konusu olarak da açık kapı bırakıyor. Şimdi güneş gerçekten nasıl çalıştığını bildiğimiz bir yıldız ama hala daha gizemini çözemediğimiz olayları da yok değil. Aynen öyle. Bundan dolayı tabii ki incelemeye devam edeceğiz, tedbirli olmaya devam edeceğiz ama yani korkmak, panik havası yaratmak yanlış. Hani bunun önüne geçelim sadece hem sizler gibi sayfalarla hem bizler gibi sayfalarla hem de gerçekten bilimsel olarak sunulan yerlerde dinlemek. Doğru Hani kaynaklarda aynen. kaynak göster. Bu harika, harika bir Kaynak girişim hocam. göster ya. Harika Evet. bir girişim. O yüzden Wikipedia Çok kaynak is. değildir diye vurgulamak istedim Evet, ben burada. evet. Yani kaynak Çok göster, önemli. kaynak yani. Yani şu an sayemizde haber siteleri, Twitter'daki haber şeyleri Ayağına denk parantez içinde kalıyor, bilmem ne üniversitesi yazmaya başladı ya da gazete. Gazete küpürü ama kaynak olamaz mı? yapsınlar. Ama Ne yazmış? herkesin yapması Evet. gerekiyor. Bugün yani Aynen. Evet, astronomlar kaynak susmaz. Bırak hocam. uzay gündemi bitmiyor. Abi uzayın derinliklerinde kayboldum. Dinlerken bir yandan da kafam gidiyor. Niye gidiyor? Ya görseller beni çekiyor şimdi, tamam mı? Düşünüyorum. Dikkat dağınıklı olan Evet. biriyim zaten ve alıp götürüyor. Bakalım gözlem esnasında nasıl olacak? Ay. Arkadaşlar ağzınıza sağlık. Ne demek? Teşekkür Biz ediyorum. teşekkür İyi ediyoruz. ki Her teşekkür şeyiniz için. ederiz. Yani Çok bu çok güzel oldu bence. Kendi adıma söyleyeyim, bilmiyorum. Sen şimdi bu yayınlara çok çok daha vakıf ve tabii şeysin. bizden Hani bu konuda yapıcı eleştirilerine her zaman tabii ki açığız. Ama benim şey. değil, izleyici, yani izleyici nasıl bu dönemde o. Yani arkadaşlar bunu sizin için çekiyoruz. Bu kadar bu saatte burada ayaktaysak Türkiye'de 10 11 bende 10. Evet, Bak 11. mesela her yerimiz yoruldu. Kaç gündür uğraşıyoruz. Önemli olan şey şu. Saç baş Bu kalmadı. emeğimiz. Evet, saçlarım döküldü bu süre içinde. Bu emeğimiz. Sağ ol ya. Kel dedi ya. Vallahi şaka bir yana pandemi kel. Kibar yolu, astronom Bir yoluyla dedi. hafta önce çekmiş olsaydık saç vardı. O ara kestim zaten. Bir şey Evet. olunca yaptı. Ama kafam Olsun. rahatladı. Emek emek Gerçekten vermek önemli. emek. Güzel. Aynen. Ben size niye teşekkür edeceğim? Çünkü ciddiye aldınız ve ben ne kadar şey olduğumu gördünüz, yani görüntü sesi iyi olsun ve Tabii ki, asla tabii pes ki. Öyle etmediniz ve bunu olmaz. başardık. Çünkü bazı aksaklıklar vardı. Mikrofon almamız gerektiği mikrofon aldılar ve Türkiye şartlarını biliyorsunuz. Bunlar ucuz şeyler değil. İnsanların erişimi kolay değil. Ama işte zamanla setup'ımız da gelişecek. Işığımızı ayarladık, görüntümüzü. Biz böyle farklı kanallarla işbirliği yapmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi yorumlarınız çok değerli. Bu videoyu paylaşmanız, beğenmeniz ve siz de şu anda Darüşşafaka'ya vereceğimiz bu yılki bütün gelirlerimiz oraya gidiyor. Depremzede öğrenci kardeşlerimiz Evet. burs olarak bir parçasısınız. Büyük ya da küçük. Bir kişiye faydamız olsun, yeterli. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Ben Burak Çankaya, Gelecek Bilimler'in hem yöneticisi hem kurucusuyum. Arkamda çok güzel Evet. dijital ekibimiz var. Siz de gördüğünüz içerik Evet, çok üretim teşekkür ekibimiz var. ediyoruz hepsine burada. Arkadaşları, ekip liderleri, büyük bir oluşum olduk. Burası bir platform oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İzleyicilerimiz bir aile olduk. Birlikte büyüyelim, bilimi Türkiye'de yayalım, bilim iletişimi geliştirelim. Evet. Bir sonraki uzay gündemi. Normalde başka bir isim kullanacaktık da ismi değiştirdik ondan sonra. Uzay gündemi diyelim dedik. Önemli değil, isim önemli değil. Görüşmek üzere. İçerik önemli Aslında hocam. içerik İçerik. önemli. Ben dolu dolu bir yayın olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Biz Sevgiyle teşekkür kalın. ederiz. Sağ olun. Hoşça kalın. Hoşça Teşekkür kalın. ederim.